Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi muhtemel bir durumu tartışacağız aslında. Biliyorsunuz ülkemize araba fiyatları almış başını gidiyor. Şu anda listelere baktığınız zaman en ucuz otomobilin böyle 400 bin liralar seviyesinde satıldığını görebiliyorsunuz. Lakin burada ufak bir sorun var. Geçtiğimiz yılın istatistiklerine bakacak olursak Türkiye'de en çok satılan otomobil açık ara fiyat Egea'ydı. Lakin diğer otomobiller de Türkiye'ye geldiği oranda satıldı. Yani stok yoktu. Şöyle bir şey olmadı arkadaşlar. Stok fazlası otomobil diye bir kavram olmadı. Aslında geçtiğimiz yıllarda oluyordu. Yani atıyorum şu anda tamamen farazi konuşuyorum. Hyundai 500 otomobil getirdiyse belki 400'ünü satıyordu, 100'ü kalıyordu vesaire. Ama artık böyle bir şey söz konusu değil. Otomobiller daha Türkiye'ye gelmeden tükeniyor. Dolayısıyla bu noktada da en çok otomobili getiren marka aslında en çok otomobili satmış oluyor. Fiyat bu konuda yani üretim konusunda rakiplerine göre biraz daha iyi olduğu için tabii ki daha fazla otomobil sattı. Bir de biliyorsunuz ülkemizdeki özellikle İstanbul'daki taksilerin büyük bir çoğunluğu Fiat Egea olduğu için bu da doğal olarak satış rakamlarına yansıyor arkadaşlar. Halihazırda Türkiye'deki en ucuz sedan otomobillerden bir tanesi de yine Egea, hatta en ucuzu diyebiliriz şu anda. Ve Fiat'ın sitesine girdiğiniz zaman kampanyalı satış fiyatı diye bir şey göreceksiniz ki şunu söyleyelim, şunu belirtelim. Halihazırda otomobil yok. Dolayısıyla burada kampanyalı satış fiyatında çok bir anlamı yok ama hani 440 bin lira gibi bir tutara eğer otomobil olsaydı Fiat Egea'nın, Egea sedanın daha doğrusu en ucuz versiyonunu satın alabilecektiniz. Bunu bir köşede tutalım ve Fiat Egea'nın ikinci ellerine bir göz atalım. 2023 model 1.4 Fire yani benzinli motora sahip Easy donanım seviyesindeki model arkadaşlar, sahibinden de baktık en ucuzu, bakın en ucuzu 600 bin lira. Bir anda sıfırı var 440 bin liraya falan satılıyor. Bir anda ikinci eli var. İkinci el dediğimizde yani böyle 500 bin kilometrede falan nalyonları falan duruyor üstünde aracın. Ve onun fiyatı 600 bin lira. Yani arada böyle 160 bin lira gibi bir uçurum var. Bu tabii ki bildiğiniz üzere al sat olayından ötürü gerçekleşen bir durum. Peki şimdi gelelim biz nasıl 305 bin liraya sıfır Egea'ya alacağız? Aslında bunun cevabı çok basit arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önümüzdeki günlerde bir seçim var. Ayın 14'ünde Türkiye sandığa gidecek ve bu seçimde en önemli vaatlerden birisi de aslında bizim dikkatimizi çeken iki vaat oldu bir teknoloji yayını olarak. Birincisi Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın ucuza, daha doğrusu üniversiteli öğrencilere ilk bilgisayar ve telefonu ÖTV'siz şekilde, daha doğrusu vergisiz bir şekilde verecekleriydi. Bu da yani bir iPhone mesela yarı yarıya düşüyor fiyatı. Çünkü Apple'ın sitesine girdiğiniz zaman bakıyorsunuz iPhone'da orada zaten KDV ve ÖTV değerleri yazıyor. Ve neredeyse fiyat yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Bir diğeri ise Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun yine gençlere ÖTV'siz otomobil müjdesiydi. Yine bu da ilk otomobilde geçerli olacak bir müjdeydi. İşte bu noktada eğer otomobili ÖTV'siz satın alma fırsatınız olursa, niye fırsatınız olursa diyoruz? Çünkü arkadaşlar stok yok. Eğer hani stoklar da düzeldi diyelim, her şey güzelleşti, stoklar da güzelleşti, stoklar da çoğaldı falan. O zaman Fiat Egea'yı biz 305 bin Türk lirasına satın alabileceğiz. Tabii ki burada henüz daha bu vaadin detayları açıklanmış değil. Yani şunu diyebilirler. Ya ben niye Egea alayım ki? Hani madem ÖTV'siz o zaman giderim üst seviye bir Mercedes falan alırım. Hani onlar da biliyorsunuz ÖTV %80 falan ya da bir BMW'de falan. Yani bunlar da ÖTV yüksek olduğu için olabilecek en düşük seviyeye çekilir. Bu sayede ben bu otomobili satsam da 5 yıl sonra çok güzel bir kar bırakır bana diyebilirsiniz. Lakin arkadaşlar benim beklentim burada şu. Muhtemelen diyecekler ki giriş fiyatı şu seviyenin altında olan otomobillerde geçerli bu kampanya diyecekler. Mesela şunu diyebilirler. En alt ÖTV grubuna hitap eden yani %50 ÖTV'ye sahip otomobillerde geçerli diyebilirler ki burada da zaten en makul seçenek sizlerin de bileceği üzere ya Clio oluyor ya Egea oluyor. Yani şu anda belki onlar da %50 KDV diliminin üzerine çıkmış olabilirler ama muhtemelen matrah arttırımı ile birlikte yine en düşük KDV dilimine geçecek olan otomobiller Egea ya da Clio olacaktır. Dolayısıyla bu noktada Egea'nın fiyatının güncel fiyatlar üzerinden hesaplandığı 305 bin liraya düştüğünü sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi eğer stok olsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Yani Kılıçdaroğlu atıyorum Cumhurbaşkanı seçildi ve bu vaadini yerine gerçekleştirdi. Siz gidip bir bayiden üniversite öğrencisi olarak ya da ne bileyim genç sınırı artık kaç mesela 35 yaş altı mı 30 yaş altı mı bunu da belirtmeleri lazım. Gidip ilk otomobilinizi ÖTV'siz bir şekilde alabilirsiniz. Tabi burada daha birçok bilinmeyen var. Misal şu bir soru işareti.
Ben daha önce otomobil aldım ama sattım. Yani üzerime bir otomobil olmuştu ama bunu sattım. Ben şimdi bu şeyden yararlanabilecek miyim? Bu bilinmiyor mesela. İlk defa otomobil alacaklar mı? Yoksa hali hazırda otomobili bulunmayıp otomobil alacaklar mı? Bunu bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte muhtemelen eğer dediğim gibi Kılıçdaroğlu seçilirse bu yasanın detaylarını da öğrenmiş oluruz ki diğer tarafta da mesela arkadaşlar hangi telefonlarda ÖTV muafiyeti olacak? Hangi bilgisayarlarda ÖTV muafiyeti olacak? Bunları bilmiyoruz. Yani orada da biliyorsunuz bir sınıflandırma var ÖTV tarafında ve orada da diyebilirler işte en düşük gelir sınıfına hitap eden ya da en düşük ÖTV dilimine giren telefonlarda bu müjdemiz geçerli diyebilirler. Dolayısıyla muğlak ifadeler olduğu için biz de tam olarak bilmiyoruz ama bu noktada Ege'yi seçmemizin sebebi buydu zaten. Her türlü ÖTV muafiyeti gelecekse bundan yararlanacak isimlerden en önemlisi Ege olacaktır. Diğer lüks otomobiller, diğer biraz daha pahalı otomobiller muhtemelen yararlanamayabilir ama Ege her türlü bu klasmanın içinde yer alacaktır arkadaşlar. Eğer bu konu hakkında yorumlarınız varsa aşağıda bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.